Bir iki görsel Tabii ki, getirdim buyurun. yanımda. Malumunuz salgınla ilgili, pandemiyle ilgili Türkiye'de çokça gündem var. Bakın bu, Niye böyle olduk diye evet, hep 7. konuşuyoruz olağan ya işte. kongresi diye AK Evet. Parti'nin kongre görüntüleri bu şekilde. Vaka sayılarının buradan artışı. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir cenaze görüntüsü. Ve ben şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Şu cenazeyi alayım. Bu da benim merhum babamın cenaze görüntüsü. Şimdi iki tane cenaze görüntüsü yan yana görüyorsunuz. Ben şu cenazeyi yaptım diye hastanenin çıkışında babamla annemi, annem hastanedeydi. O da Covid pozitifti o tarihte. Biz bu cenazeyi yaptıktan sonra defin mekanına giderken babamı annemi son kez görüştürmek için hastanenin acil bölümüne cenaze aracını soktuk diye ben bugün soruşturma geçiriyorum. Şu kongreyi yapanlar bu kongreyi yapanlara hesap soruyor. Bu da bizim kongremiz. 18 Ekim'de yaptığımız kongre. Tamamen sosyal medya, mesafeler uygun bir şekilde ayarlanmış. Legal bir kongre ve bu kongreyi yapanlar bunları. Hatta kapalı salonda da izin verilmedi. Ve biz açık salonda yaptık. Ve o cenazeyi yapanlar bu cenazeyi yapanlardan hesap soruyorlar. Böyle affedersiniz saçma sapan, adaletsiz bir durumla karşı karşıyayız. Ve ben Türk milletine şunu acilen artık dikkat etmelerini gerektiğini söylüyorum. Bugün bir bakkal açsak. Bakkalı biz yönetsek, bakkal benim idaremde olsa derim ki ya ben yarın ölüp gideceğim. Bu bakkal bana kalmasın. Yanıma bir çırak alırım, yetiştiririm. Derim ki bak benden sonra bu dükkanı sen idare et. Veya giderim aileme derim ki bak benden sonra bu bakkal şu şekilde işleyebilir veya kendinize bir çözüm bulun. Türkiye'de biz bakkalı bile bir kişiye emanet edemezken, bir bakkalı bir tane adama emanet edemezken tüm Türkiye demokrasisini bir tane adama emanet ediyoruz. Bu noktada bir an önce ayıkmamız lazım ve son cümlem olarak